neler vereceksiniz, neler söyleyeceksiniz? Covid-19'u dünya ve ülke olarak yaşadıktan sonra insanların sağlıklarına daha çok dikkat ettiklerini ve zeytinyağı tüketimin daha çok arttığını görüyoruz. Bu tüketimin artışıyla birlikte maalesef ki ülkemizde zeytinyağı sahtekarları diye niteleyebileceğimiz bir takım üretici kılığında sahtekarlar türedi. Bunlara en çok da buldukları mecra, rahat ettikleri mecra internet ortamları, internetteki işte bir takım Facebook gibi ve buna benzer sitelerden kendi yağlarının reklamları, hiçbir gıda üretim izni yok, altında çakma bir cep telefonu numarası. Bununla tüketiciye ve üreticiye oldukça fazla zarar vermektedirler. Diyorlar ki işte 320 liraya 4 kiloluk, 4 tane 5 kiloluk sızma zeytinyağı. Bugün üreticiden çıkışı maliyeti 20 lira civarındadır. Yani bir paketleyici 20-20,5 lira. Ben geçtiğimiz hafta yaptığım ciddi bir alımda 20,5 liraya ki devlete olan stopajını da ödediğimiz zaman 21 lira bana maliyeti olan bir yağdan bahsediyoruz. Şimdi bizim gibi bu işin yüzyıllardan beri ticaretini yapmakta olan bir insan için bunlar müşterisinin karşısında da bir mahcubiyete neden oluyor. Niye diyor adam 75 liraya 5 kiloluk tenekeyi satıyor da siz 130 liraya satıyorsunuz. Maliyetini yaptığım zaman bir 5 kiloluk tenekenin bize olan maliyeti 120 lira. Yani piyasada 130, 140, 150 liranın altında satılan hiçbir sızma zeytinyağına, sızma adıyla satılan zeytinyağına lütfen ve lütfen tüketicilerimiz tavasut etmesinler. Bunlar bitkisel yağların içinde en ucuz olan işte bir takım yağlarla karıştırılarak ve içine yine maalesef ki işte zeytinyağı esansı, zeytinyağı rengi gibi kimyasallarla renkleştirilerek ve kokulaştırılarak piyasaya sürülmekte. Hakan. Esansı dökülerek sadece o yağlardan konuluyor. Biz burada Edremit Ticaret Odası olarak geçtiğimiz yıl Zeytinyağı İzleme Komitesi kurduk. Burada bölgede bu takım şüphelendiğimiz ürünlerin numunelerini analiz ettiriyoruz. Edremit Ticaret Borsası'nda yardımıyla onların laboratuvarında. Bunu Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Diğer bu şekilde sabit satanların bir şekilde önüne geçiyor Tarım İlçe Müdürlükleri. Ancak internet ortamında bunun önüne geçilmesi çok mümkün olmuyor. Çünkü belirli bir adresleri yok. Belirli bir şirketler yok. Herhangi bir sabit telefon yok. Tüketicinin çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Ve üreticiye de müthiş zarar vermekteler. Üreticinin malının değeri oyken onun çok çok altında piyasada mal çıkması, mal olması ülkemizde bugün bir sağlık iksiri olan zeytinyağının değerini kaybetmesine sebep oluyor. O noktadan hem üreticiyi hem tüketiciyi ki özellikle tüketiciyi bu konuda çok dikkatli olmaya çağırıyorum. Biz yine odamız olarak sektörler meclisimize konuyu taşıyoruz. Bunun önüne geçilmesi açısından, internet ortamında gerekli önlemleri alınması açısından ve istiyoruz ki tüketici kandırılmasın. Tüketici çocuğuna o bir kaşık, bir çay kaşığı sabahları bebeğinize içirin ya da mamasına katın ve onunla sağlıklı olsun dediğimiz yağ değerini kaybetmesin ve insanlarımız sağlıklı olsunlar. Tüketici sağlığı için zeytinyağı tükettiğini zannederken? Gayet tabii. Zeytinyağı tükettiğini zannederken farklı yağlar ki bunlar sanayide kullanılan yağlardır genelde. Maalesef bunlar kullanılabiliyor. Dolayısıyla hem tüketici sağlık olarak zarar görüyor hem de para olarak zarar görüyor. Edremit Ticaret Odası'nda yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgesel tescilimizi aldık. Ve bundan sonra bölgenin yağlarının hepsinde stikerler, barkodlar olacak. Edremit körfezi zeytinyağıdır diye tüketicilerimizin ona da alırken dikkat etmesini öneririm. Önümüzdeki en fazla bir ay içerisinde bu uygulamaya geçeceğiz. Hiçbir şekilde o barkodu, etiketi, stikeri olan ürün sahte olmayacak. Bu bölgenin yağı olacak ve tüketicilerimiz sağlıkla tüketecekler.